Bugün sizlere dünyada erkek kıtlığı çeken 3 ülkeden bahsedeceğiz. Kadın nüfusunun yoğun olduğu bu ülkelerde evlenme çağına gelmiş kadınlar eş bulabilmek için hayli ilginç yollara başvurmuşlar. Gelin birlikte bu erkek kıtlığı yaşayan ülkelere ve o ülkelerde yaşayan kadınların eş bulabilmek için başvurdukları ilginç yollara hep beraber bakalım. Dünyada en çok erkek kıtlığı yaşayan ülkelerden birisi Avustralya'dır. Son yapılan araştırmaların raporlarına göre ülkenin 8 eyaletinin 6'sında kadın nüfusu erkeklerden 100 bin daha fazladır. Ülkede erkek kıtlığının en fazla görüldüğü yerlerse Tazmanya ve Victoria eyaletleri olarak işaret edilmekte. Aynı araştırma kız bebek doğum oranlarının erkeklere oranla hızla arttığını gösterirken son 2 yıldır 20 ile 35 yaş arasındaki kadınların erkek arkadaş bulmakta epey zorlandığı da ortaya çıkmıştır. Ülkedeki erkeklerin iş bulmak için başka ülkelere göç etmesi ülkedeki kadınları zor durumda bırakmakta ve kadınlar hayli ilginç yollara başvurmak zorundadırlar. Örneğin ülkenin en büyük şehirlerinde yaşayan kadınlar erkeklerin daha çok olduğu taşralara yönelmişlerdir. Çöp çatan şirketlerine başvuran kadınlar otobüslere doluşarak taşraya gitmekte ve kendilerine uygun eş adayını seçmektedirler. Bir diğer erkek kıtlığı yaşayan ülke ise Avustralya'nın komşusu olan Yeni Zelanda'dır. 100 kadına ortalama 89 erkeğin düştüğü Yeni Zelanda'da bu sorunu en ciddi şekilde yaşayan kentlerse Napier, Rotorua ve Gisborne'dur. Bu şehirlerde evlenme çağındaki genç kızlar aday bulmakta zorlanmaktadırlar. Çünkü ülkede 70 yaşının altında 20 yaşının üzerinde bekar erkek bulmak oldukça zordur. Yeni Zelanda gibi turizm açısından hayli gelişmiş bir ülkede cinsiyet dağılımındaki eşitsizliğin nedeni ise yurt dışına yapılan yolculuklara bağlanmakta. Yeni Zelandalı erkeklerin çalışmak için uzak ülkeleri tercih etmeleri ve daha sonra geri dönmemeleri ülkedeki erkek nüfusunun azalmasına yol açmış durumda. Bu büyük probleme çözüm içinse ülkede hayli ilginç yollara başvurulmakta. Bunlardan en ilginci ise ülkeye adrenalini yüksek sporlar yapmak için veya tatil için gelen özellikle İngiliz erkeklere yönelik ülkede kalıcı şekilde kalmaları için düzenlenen kampanyalar. Bir diğer erkek kıtlığı yaşayan yerse Çin'in Dongguan eyaleti. Her ne kadar dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip olsa da izlenilen yanlış nüfus politikaları Çin'de son yıllarda ciddi bir şekilde erkek kıtlığı yaşanmasına yol açmış. Özellikle Dongguan şehrinde erkek kıtlığı sebebiyle tüm dünyada savunulan tek eşlilik sorgulanmaya başlanmış ve erkekler için birden fazla kadınla ilişki kurma normal karşılanmaya başlanmıştır. Şehirdeki kadınlar da kolayca eş bulamadıkları için isteyerek veya bilerek bir erkeği birden fazla kadınla paylaşmaya başlamışlardır. Hatta yapılan araştırmalar sonucunda aynı erkekle birlikte olan kadınların birbirinden haberdar oldukları ve hatta iş yerinde çalışıp arkadaş oldukları ortaya çıkmış. Bu çok eşlilik durumu her ne kadar birçok kişiye tuhaf gelse de Çin'in Dongguan şehri sakinleri için gayet normal ve sıradan bir durumdur.